İlkokulu Harput'ta okudunuz. Öncelikle okulunuzun yerini, bulunduğu konumu ve o dönemde giydiğiniz kıyafetlerden bahsedebilir misiniz? Evet. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum bizi izleyenleri. Elazığ Harput'ta 1928 yılında doğmuşuz aslında. Çok güzel söylediniz. Baba işte kışın dedi işte kışın doğdu. Deyince üzüldüm ya niye kışın doğdu? Tam tarih ataydınız da. Doğmuşum Harput'un Göllü Bağı'nda. Senesi bilinmez bir kış ayında. Dağların kralı yürekli babam derdi ki zannedeyim Kamsin ayında. Ya o zannetmekten olur mu? Muhterem kurban olayım ben sana. Böyle anladık ki biz tamam bu sefer birlikte nevel doğmuşuz. O zaman ben kalktım işte 4-5 yaşlarında. Anamın sesi rahmetli, anamın çok güzel sesi vardı. O hikayeler söylerdi. Efendim Algava kızını söylerdi. Şöyle olur bu. Bu 4-5 yaşında anamın yanında. Ondan sonra biraz daha daha küçükken 2-3 yaşlarında böyle 3 yaşlarında. 4-5 yaşlarından sonra abimle beraber hemhal olmaya başladık. Abimin arkadaşları gelirdi havuz başlarında. Onlar Harput Mahalli musikisini icra ederlerdi. Çok güzel söylerlerdi. Vehdi vardı, Vahdettin Karaçorlu. Aman Allah'ım çok güzel sesi vardı. Abimle beraber söylerlerdi. İşte onlarla böyle hemhal ola ola büyüdük, yeşildik. Kışın doğduğumu işte rahmetli söylerdi. 1928 yılında doğduğumu anladık. Harput, Göllübağ'dan Harput İlkokulu'na gider gelirdim. Okulun yerini tam olarak söyleyebilir misiniz? Okulun yeri tam bu şey cami yıktılar o binayı yıktılar bir Evet. defa yıktılar Kurşunlu Camii'nin. Kurşunlu Camii'nin tam güneyinde olan bir büyük kocaman bir binaydı. Yani bugünkü okulun bulunduğu yer mi? Evet bugünkü Ha, bugün okulun orada bulunduğu yer bulunan, yeni bir okul yapıldı evet, yeni orada. okulun bulunduğu yer. Evet, orada işte şeye başladık. 9 yaşında başladım çünkü Göllübağ'dan Harput'a 4,5-5 kilometre gidip gelmek var. Şimdi 7 yaşında, 6 yaşında girersem babam düşünmüş bu çocuk gidip gelemez. Harput'ta da kalacak yerimiz yok. O halde biraz daha büyüsün. 9 yaşında ilkokula başladık. 9 yaşında. Evet. 9 yaşına İlk başlayınca öğretmeninizi hatırlıyor musunuz? tabii Lütfü Bey'di, Lütfü Bey.